İletişim dünyamız Merhaba sevgili dinleyicilerim İletişim dünyamızda yeni bir program ve misafirimle sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Faruk Salt bu programı sunmaya çalışacağım. Kayıt ve montajda arkadaşımız Recep Tayyip Mutlu yardımcı olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı güzel bir gün dileyerek bugünkü programıma başlıyorum. Değerli dinleyicilerim bugün program misafirim. Klinik psikolog Şebnem Geylani Gündoğdu Hanım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız Faruk? Biz de teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Bugün yine teşekkür gördük ederim. sizi. Evet hocam, ee, bugün sizinle neler konuşacağız, ondan söz edelim. Ergenlerin özgüven düzeyi ve yaşam amacı arasındaki ilişki diyoruz. Bugünkü e, programımızın başlığına. Evet. Ergenlerin özgüven düzeyi. ...ve yaşam amacı arasındaki ilişki. Önce bu sözü bir açıklayarak başlayalım isterseniz. Hem de özgüven nedir, ondan biraz bahsedelim. Ee, ergenlik dönemi çok çok önemli. Yetişkinlik dönemi, çocukluktan gelen e, özelliklerin yetişkinliğe aktarılmasında... ...ergenlik, e, bir bireyin yetişmesi açısından çok çok önemli bir dönem. Ee, özgüven e, kavramı e, doğuştan oluşmaya başlayan, kalıtsal olmayan bir kavram aslında. Ee, ergenler e, Öncelikle bir fiziksel olarak hızlı bir büyüme ile başlayan ergenlik dönemi ee, daha sonra kimliğin kazanılmasıyla sonlanan, sonlanan e, çocuklukla genç yetişkinlik arasında bir dönem 12 ee, ve 22 yaşları arasını kapsıyor ee, Fiziksel psikolojik ve sosyal gelişme olan bir e, alan bir olgunlaşma süreci Aslında. Ee, i̇nsan kişiliğinin en önemli özelliklerinden biri olan özgüven e, bireyin davranışlarını etkiliyor. E, aile içinde ve aile dışında toplumu oluşturan e, bireyler olarak e, çok çok önemli. E, dinamik bir yapıya sahip sahip. E, kalıtsal bir özellik değil. E, aile, okul, çevre gibi faktörlerin etkisiyle e, kısaca birey yaşadıkça şekillenmekte. E ee, özgüven davranışların en önemli belirleyicilerinden biri olup, e, bireyin kendisini sevmesi, yeterli olduğunu düşünmesi, e, kendine yönelik olumlu tutumlarının olması, e, kendini ve olayları kontrol edebileceği inancı, kendini olduğu gibi kabul etmesi ve kendini her yönüyle tanıması gibi durumlarla ilgili bir kavramdır. Ailelerin e, zaman zaman panik yaparak biz ne yapacağız ee, bir cevap veremiyoruz çocuğumuz kendi içine kapandı veya arkadaşlarıyla olan ilişkilerinden bizim aile içi yapımıza e, çocuğumuz dönmüyor e, oyun başından kaldıramıyoruz e, alışveriş e, sürekli alışveriş yapmak istiyor kendini beğenmiyor dediği e, ve e, çocuğunu mutlu etmek ve kendi iç huzurlarını da devam ettirebilmek için yardım aldıkları bir alan ergenlik e, dönemi ee, özellikle e, kendine yönelik olumlu duygular geliştirmesi açısından çok çok önemli ee, iç ...özgüven ve dış özgüven olarak iki bölümde aslında inceleyebiliriz. Bunu böyle birazcık ıı, örnekle açıklayamaz mıyız? Söyleyeyim? Tabii ki. Ee, iç özgüven dediği zaman kendisiyle memnun e, bir yaşam sürmesi. E, aynaya baktığı zaman kendisini beğenen bir çocuk... ...veya e, ben burnumdan e, memnun değilim, yüzümden memnun değilim... ...dişlerimden memnun değilim diyen bir özgüveni... ...eğer tam olarak yerine oturmadıysa veya e, kendini özgüvenli hissetmiyorsa, içeride böyle bir süreç vardır. Dışarıdaki özgüvende ise e, iletişim en önemli özelliktir. E, öncelikle aile içindeki iletişim. Hı hı. E, biz aile içinde gelişiyor dedik. Aslında temeller orada atılıyor. Çocuğun bebekliğinden itibaren. Anne ile olan ilişkisinde koşulsuz sevgiyi alan bir çocuk kendini güvende hissedecek ee, ve kendini güvende hissettikçe aslında anneden ayrı olarak kendini e, fark edemiyor 24 aya kadar ee, burada annesi tarafından koşulsuz bir sevgiyle karşılanıyor. ve daha sonra birazcık daha büyümeye başladıktan sonra aile içindeki iletişimi görüyor. ...anne baba arasındaki, çocukla Hı -hı. olan iletişimden önce oradaki modeli çocuk fark ediyor ve daha sonra çocukla iletişim kurulmaya başlıyor. Ee, çocukla sağlıklı bir iletişim varsa, duyguları soruluyorsa, duyguları ifade ediliyorsa, e, koşulsuz sevgi veriliyorsa... E, ...bu alanda çocuk iletişimi öğrenmeye başlayacak. Model, anne ve baba evet. veya bakım veren. Kısaca şöyle diyebilir miyiz? kendisini beğenmeyen kişi aynaya bakınca efendim yüz, kendi yüzünü yahut işte yaşantısını yahut da davranışlarını beğenmeyen bir kişi ...özgüveni eksiktir veya yoktur, diyebilir miyiz? Diyebiliriz, diyebiliriz. Bunu net eksiktir. olarak söyleyebiliriz. Net olarak söyleyebiliriz. Özgüvenin, burada ufak bir parantez açmakta fayda var. Özgüven yok veya az ise, hmm. bu hiçbir şekilde gelişemeyecek değil. Sadece ergenler için söylemiyoruz bunu. Yetişkin bir bireyde de özgüven eksik veya ee, tam olarak gelişmemiş olabilir. E, eğer onun üzerinde bir çalışma yaparsa... Hı -hı. Yapması gereken e, uygulamaları, kendi üzerinde yapacağı çalışmaları layıkıyla uygularsa özgüvende gelişme oluyor. Yani gelişebilir, dinamik bir yapı. E, bu iyi tarafı. Evet. E, ve e, çevrenin önemli olduğu, aileden başlayan sistemin aslında hayat üzerinde ne kadar önemli olduğunu da bir göstergesi. Hı -hı. Evet. Evet. Diğer tarafta e, ergenlik döneminde e, içinde bulunduğu e, güvenli ilişkiler e, çocuğu eğer tam olarak tatmin etmiyorsa... ...bu sefer e, kendini rahat hissedeceği, daha özgüvenli gibi... ...gibi hissedeceği arkadaş ortamlarına doğru e, geçiş yapıyor. Bu bir e, sosyal e, ortam olabilir. Dışarıda fiziki olarak katıldığı veya bilgisayar ortamında katıldığı bir internet grubu olabilir. Ki biz e, sağlıklı gelişim için e, aile içerisinde ilk başlangıç e, sağlıklı olarak yapılırsa... Okul ortamında da Hayat amacı dediğimiz e, Aslında nereye gideceğini hedefini gemisini nereye süreceğini çocuğun daha rahat belirleyebileceğini e, biliyoruz. Bunlar nasıl biliniyor? E, yapılan e, akademik çalışmalarda e, çocuklar üzerinde e, sonuçları görüyoruz. Bir takım testler mi uygulanıyor? E, testler, yaşamlarında neler oluyor, e, çocuklar e, uygulanan e, özgüven ölçeklerine e, tabi tutuluyor, ailelerle yapılan çalışmalar oluyor, akademik başarılarına bakılıyor. E, bunların hepsi değerlendirildiği zaman e, çocuğun iletişim ortamı, e, yaşadığı çevre, e, okul başarısı e, kapsamlı olarak inceleniyor ve özgüvenin e, ...nelere etkisi olduğu tespit edilebiliyor. Evet. Bu tespitler yapıldıktan sonra eksik veya fazla deniyor... ...yahut e, yok deniyor değil mi? Evet, evet. E, nelerden etkilendiği fark ediliyor... ...ve buna uygun olarak... E, ...psikoteknik çalışmalar yapılabiliyor... ...kurslar düzenlenebiliyor... Hmm. ...aileler bu konuda bilgilendiriliyor... E, ...bunlar e, önemli. Evet hocam... E... Özgüven kavramının varlığı, hayatı nasıl etkiliyor? Ee, özgüven varlığı e, eğer doğumdan itibaren e, başlar dedik. Ee, anne bebeğin ihtiyaçlarını karşılıyor. Ee, ona bir e, ortam sağlıyor. Ee, ve e, daha sonrasında çocuk e, okul çağına gelmeye başladıkça... E, ...okul ortamına girdikçe... E, ...orada e, çocukluğun bebekliğinde almış olduğu e, etkiler ortaya çıkmaya başlıyor. Ergenlik dönemi de bunun en yoğun olarak e, tespit edildiği ortam. Çünkü kimlik oluşumu, anneden özgürleşme veya bakım verenden özgürleşme ergenlik döneminde başlıyor. Evet. E, bu dönem e, tarla nasıl ekildiyse aslında ürünümüzü o şekilde alacağımız bir dönem. E, Hayat amacı e, sınavlar, çocuklar sınavlara giriyorlar, e, ortaokul sınavları, lise sınavları. Burada okul baş, başarısı dahil olmak üzere e, almış olduğu o e, ben yapabilirim, ben başarabilirim, ben neyi yapabilirim sorularına çocuk orada cevap buluyor. E, yapılan çalışmalarda yine e, görülüyor ki e, çocuğun sınav kaygısı. Hayata dair kaygısı, acaba bir şey olur mu, acaba sınavda başarır mıyım ee, kaygıları aslında özgüven yükseldikçe e, sınav kaygısının düştüğü görülüyor. Yani hmm. e, başarısını çocuk başarılı olduğunu anladıkça e, kendine güveniyor. Ben eğer çalışırsam yapabilir mi söyleyebiliyor e, ve e, sınavda başarılı oldukça e, hedefini belirliyor. Ben şu mesleği yapabilirim veya e, ben şu sınavda da başarılı olabilirim. Ben e, keyif aldığım alanlara doğru yönelebilirim. Aile içerisinde de anne tarafından e, ilk e, onaylanma anne tarafından başlıyor. Ergenlik sonrası dönemde de babanın e, katkıları daha da fazla e, yolunu belirlemesinde e, etkili oluyor. Anne benim oğlum yapar, benim kızım yapar, e, benim çocuğum. E, ...istediği zaman başarılı olur. Ee, zaten anne kendi verdiği eğitime, kendi verdiği değerlere e, güveniyorsa... ...ve ona göre verdiyse, kendi uyguladığını çocuğuna öğrettiyse... E, ...çocuğunun hangi e, sıkıntılarla karşılaşacağını da biliyor anne. Evet. E, bu çok çok önemli. E, çocuğa bunları örnekleyerek, mesela diyebilir ki... ...tamam sen şimdi kaygılanıyorsun e, sınıfından... E, ...acaba düşük mü alırım diye düşünüyorsun. Bütün arkadaşların da böyle bir kaygı olabilir. Nerelerde eksiğin var? Gel birlikte bir bakalım. Ee, onları tamamlayalım. Ondan sonra yine aynı sıkıntıların devam ediyorsa... ...biz yardım alabiliriz. Ama sen bunu yapabilirsin daha önce çünkü başarıların var. Evet. Bunları başardın. Biz de girdik, biz de öğrenci olduk. Bunlarla, bunlarla baş ettik. Ee, senin bununla baş etme gücün var. Çocuk kendisine güvendikçe... Ama ayakları ya sağlam basan bir güven oldukça e, çocuk daha ileri bir aşamaya gidebiliyor. E, bunun yanında tabii daha sonra da bahsedeceğiz. Bir de altı sağlam olmayan e, bizim çocuğumuz e, istemediğimiz mesela bizim çocuğumuz prenses. Bizim çocuğumuz süpermen. İşte bunların hepsini yapar diyerek çocuğu e, eğer olmadığı bir şeyi yükseltiyorsa çocuk bu sefer temeli sağlam olmayan bir e, zeminde Özde. özgüven e, sanki bir özgüven varmış gibi evet. e, taklit bir özgüvenle e, başarısız olunca annem bana prenses diyordu, süpermen diyordu ama ben başarılı olamadım. E, Annemin söylediğiyle benim yaşadığım arasında bir dengesizlik var, bir uyumsuzluk var. Bu nereden kaynaklanıyor? Deyip çocuk kendi kabuğuna e, çekilebilir. Bu istemediğimiz bir durum e, bunun için çocuğu e, ailenin e, getirdiği ve toplumu getirdiği değerlerle iyi insan olma e, insan olmaklıkla alakalı değerlerle yetiştirerek e, bir taraftan da karşılaşacağı e, sıkıntıları e, daha önce kendi tecrübeleriyle de biz de e, bunları bunları yaşadık e, sonuçlar böyle olabilir. Biz sana e, her zaman desteğiz. Sen yapabilirsin, ama bir sıkıntın olduğu zaman biz anne baba olarak buradayız. Evet. Bu yol gösterme çocuğun daha kuvvetli hissetmesine yol açacaktır. Peki hocam, e, özgüven fazlalığı var mıdır? Yani e, nasıl ifade edeyim onu? İstenmeyen bir özgüven, yükseklik olarak. Narsizm'e doğru giden böyle bir özgüven. Ee, Özgüvenle aslında şu dönemde e, narsizm'e çağın vebası olarak isimlendirilen aslında e, kişilik bozukluğu e, tanısı altında da incelenen narsistik e, yapı e, temeli olmayan kendini e, olduğundan daha ee, ...iyi gösterme, daha e, işte ben yapabilirim, ee, benim yaptığımın e, üstünde başka birisi yapamaz, ee, ben başarılıyım. Halbuki altında e, temelsiz bir inanç vardır. Ee, kendini olduğundan farklı algılar. Ee, temeli olmayan bu sistem... Ee, kendini sağlıksız değerlendirmelerle devam edecektir. Yani bu duran bir sistem değil, gittikçe kuvvetlenen ve e, maalesef e, günümüzde sosyal medya e, bu sadece görüntü üzerine kurulduğu için bazı e, çalışmalar e, insanların kendini gerçek e, gerçeklik algısıyla görememesine yol açıyor. Sadece süslü bir e, görüntü gösterip, e, insanların da e, o beğenmeleri kendi hayatında da istemesine yol açıyor. Yani özgüven olarak e, lanse ediyorlar. E, kendini temelsiz, e, çok fazla e, parlatılan e, ve e, bir anda çökebilecek, arkası temeli olmayan bir görüntü. E, Gerçek olmayan bir algıyla karşılaşıyorlar. Bunlar bu özgüven değil, bu e, yüksek özgüven değil, bu narsistik e, özellikler. Evet. İkisini karıştırmamamız lazım. Bugünlerde sosyal medyada e, böyle kendisini parlatıp da e, tutuklanan, Evet cezaevine düşen insanlar var. Evet. Bunları nasıl ifade ederiz? Bunların e, ...özgüven yüksekliği var mıdır? Tam e, böyle misal olabilecek kişiler hı hı hı. midir bunlar bu konuda? E, düşük özgüvenli insanlar... E, ...sürekli olarak kendisini başkalarıyla kıyaslarlar. Daha yüksek görünebilmek için... E, ...ve daha parlak görünebilmek için... Hı hı. E, ...daha daha iyi yapabilmek için... ...orada bir e, yetersizliklerini kapatma... ...yoluna giderler. Bu e, maddi kaynaklarda olabilir. E, orada... Farklı kişiler, X kişisi, Y kişisi, onları e, göz ardı ederek genel olarak cevaplayalım. E, burada e, eğer bir şey varsa, e, yetersizlik hissediyorsa, özgüven düzeyi düşükse, marka bağımlılığı olur, e, zorbalık eğilimleri e, ve ciddi problemler, uyum problemleri olur. E, İnsanlar arasında devamlı olarak bir kıyaslama olduğu için kendini daha yükseğe çıkarabilmek için e, usulsüzlüğe dahi, e, dahi e, girebilir insanlar. Çünkü orada e, isteklerinin karşılanması, o özgüvenini, olmayan özgüvenini yerindeymiş gibi gösterebilmesi için daha daha alması lazım. Bunu sağlıklı bir alışverişle eğer yapamıyorsa e, bir bağımlı e, yönlenme... E ...alışverişe, fazla alışveriş yapma veya kendini e, lanse etme, sosyal medya zaten onun bir mutfağı diye düşünelim. Aynen öyle. E, orada daha fazlası için e, gücü yetmiyorsa... ...hukuki olmayan e, taraflara da e, geçebilir. İşte bu tam da dediğimiz... E, ...kişilik bozukluğunun özellikleri de olabilir, İncelenmesi lazım. Evet. Tam da dediğiniz gibi e, legal olmayan hı hı. yollara sapıyorlar. İşte mesela kara para aklama gibi vesaire e, yollara giriyorlar. Kendilerini çok kazanan gibi gösteriyorlar. Bu çok kazandıklarını rakamlarla ifade ediyorlar. Ama tutuklandıkları vakitte e, hayır biz öyle değildik. E, biz kendimizin böyle reklamını yaptık. E, böyle gösterdik kendimizi ama biz o değiliz diye hemen dönüşü de yapıyorlar. Yani bunu nasıl ifade ederiz? Yani özgüven vardı bu işleri yaptılar Hı -hı. ama bir anda özgüvenleri çöktü mü? Özgüven yok orada aslında. Çocukluk yok. döneminde kazanılamayan özgüven, özellikle ergenlik döneminde bireyin tüm hayatını olumsuz etkiler. Ee, problem burada çıkıyor. Yani ee, çocukluk dönemindeki o eksiklik. Evet. E, bireyin her anını etkileyen özgüven, e, kimlik karmaşasının yaşandığı ergenlik döneminde daha fazla ön plana çıkıyor. Aslında geriye dönük baktığımız zaman hani e, sonuçlanmamış bir şey hakkında çok fazla e, yorum yapmak istemesem de... E, ...gördüğümüz için e, aile yapısına baktığınız zaman aslında yardıma ihtiyacı olan çok fazla anne sevgisini alamamış... ...hani koşulsuz sevgi demiştik ya... ...koşulsuz sevgiyi alamamış olan e, bireyler olduğunu da görüyoruz. Evet. E, eksikliği e, oradaki alışverişle veya kıyaslamalarla gidermeye çalışıyor. Aslında burada yardım edilmesi gereken, e, psikolojik olarak destek olunması gereken vakalar olabileceğini de görüyoruz. Evet, bunda şüphe yok. Yani bunlarda bir anormallik var. Besbelli bu hı hı. çünkü dün böyle derken bugün başka türlü evet. söylemek başka nasıl ifade hı hı. edilebilir? Evet bir anormallik var. Hocam bir ara verelim sonra devam tamam. edelim. Değerli dinleyicilerim Teger Tefem'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim klinik psikolog Şebnem Geylani Gündoğdu Hanım'la beraberiz. Kendisiyle ergenlerin özgüven düzeyi ve yaşam amacı arasındaki ilişki üzerine sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın. <laughs> değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim, klinik psikolog Şebnem Geylan'ı Gündoğdu Hanım'la beraberiz. Kendisiyle ergenlerin özgüven düzeyi ve yaşam amacı arasındaki ilişki üzerinde sohbetimiz devam ediyor. Evet hocam, bundan önceki bölümde en son çocuklarda ve ergenlerde özgüven ne zaman ve nasıl gelişmeye başlar Sorusunun cevabını evet. verdiniz aşağı yukarı. Evet. Bu konuda ilave edeceğiniz bir şeyler varsa... ...onlarla devam edelim. Hı hı. Sonra da yaşam amacı ve özgüven arasında... ...nasıl bir bağlantı var? Ee, bundan devam edelim. Devam edelim, tamam. Ee, ...çocuklarda özgüven doğumdan itibaren oluşmaya başlar dedik. Evet. Ee, anne bebeğin ihtiyaçlarını karşılar ve ona sıcak bir sevgi sunar. Bu çok çok önemli. Ee, bebek fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarının karşılandığı seviyede güvende olduğunu hisseder. Hı hı. Ee, bu güvenlik hissi ileride ilişkilerinde kendine ve başkaları, başkalarına güvenini belirleyen çok önemli bir noktadır. Ee, bunları e, yetişkinliğe... ...ulaştığında, özellikle ergenlik döneminde test etmeye başlar. Ee, başarabilen, o dönemde sağlıklı bir gelişim alan, e, güvende hisseden çocuk... E, ...bağımsızlık, kendine güven ve güç duygusunu kazanmaya başlar. E, bu duygular ilerideki eğilimlerini, beceri ve yeteneklerini de etkilemeye başlar. Evet. E, modelleme yapıyor annesinden babasından ancak... ...kendi e, özgür iradesiyle de bir şeyleri e, gerçekleştirmeye başlar ki... ...bu e, güveni hissetmesi, kendi yapabileceğini hissetmesi... ...yaşam amacını da e, daha e, net olarak belirlemesini sağlayacaktır. E, bu arada e, özgüven düzeyi e, ergenin... E, ...fiziksel ve ruhsal sağlığını, e, yaşam amacını, diğer insanlarla ilişkilerini etkilemektedir dedik. E, yapılan araştırmalarda görülmüştür ki e, yaşam amacı, e, diğerleriyle olumlu ilişkiler... E, ...artan özgüven düzeyiyle pozitif ilişkilerdir bir oranda devam ediyor. Yani özgüven düzeyi artıyorsa yaşam amacını devam ettirme, diğerleriyle sosyal ilişkiler, diğerleri derken öncelikle anne ve babayla öfke uygulamadan çünkü ergenlerde de anne babaya karşı bir öfke olabiliyor. Kısıtlandığını düşünüyor. Hı hı. Aslında bağımsız olduğunu fark ederek neleri yapabileceğini aile ortamından uygulamaya başlıyor. Eğer sağlıksız bir özgüven gelişimi varsa, e, aile içerisinde e, eleştirildiğini, yeterli olmadığını hissederse... E, ...dışarıdaki gruplara doğru, kendini onaylayan gruplara doğru e, kaymalar olacaktır. Ki e, bağımlılık denilen paternin e, özellikle ergenlik döneminde başlamasının sebeplerinden biri de budur. Sağlıklı olarak... Özgüven ve kimlik gelişiminin olmaması, kendini rahat hissedeceği, e, yanlış yapsa da onu destekleyen gruplara doğru e, kaymaya başlar ki ergen için e, sağlıksız bir e, ortamın oluştuğu anlamına gelir bu. E, burada e, özgüven düzeyleri ergenlerde özgüven düzeyleri arttıkça yaşam amacı ve diğerleriyle... ...olumlu ilişkiler kurabileceğini bilmemiz... E, ...çocuğa, aile içinde yardımcı olan anne, baba için çok çok önemlidir. Çünkü e, karşılıklı olarak iletişimde bir bozulma olduğu anda... E, ...çocuğu dinlemektense yargılamaya e, gidildiğinde... ...çocuğun özgüveni negatif yönde değişmeye başlayacak. Ben bir şey yapamıyor muyum? Beni devamlı eleştiriyorlar. Beni desteklemiyorlar. Demek ki ben bir şey yapamam. Ya içine kapanacak... ...ya tamamen ailenin dışına çıkmak isteyecektir. Evet. Bu evet. sosyal medyada yine... E, ...çok değişik tipler görüyoruz. Böyle kendisini lanse etmeye çalışan... ...işte zengin gösteren, marka giyindiğini belli eden... ...efendim lüks bir yaşantısı hayatı olduğunu belli eden... ...bu kişilerin e, genel olarak... E, ...çocukluk çağında veyahut daha öncesinde... Hı -hı. E, ...ailevi bir takım problemlerden dolayı... ...bu şekle geldiğini söyleyebiliriz herhalde. Söyleyebiliriz. Düşük özgüven düzeyi... E, ...kendini marka alma... E, ...alışveriş bağımlılığı diye tabir edebileceğimiz... ...sürekli olarak e, alışverişle kendini... ...diğer insanlarla kıyaslama... Hı hı. E, ...sosyal medyada... E, kendini onaylanır, daha fazla beğeni alabilecek durumda lance etmeye... vardırabilir. Bunun belirtisi olarak söyleyebiliriz. Evet. Özgüven arttıkça kendini etme yaptığı işle yaptığı işin kalitesiyle kendini göstermeye başlar. Bir spor müsabakasına giren bir çocuk, ergenler için çok çok faydalı. Kız için, erkek için. Ergenlik dönemindeki o dalgalanmaları özgüven artışını sağlayabilecek e, faaliyetlerden biri eğer yapabiliyorsa anneler babalar spor e, spora yönlendirmesi e, değerleri iyi öğretebilmeleri aile içinde uygulanmış e, sonuçları iyi olarak görülmüş olan değerlerin e, çocuğa aktarılması çok çok faydalı oluyor çünkü çocuk kazanmanın e, ayakları yere sağ, sağlam basan halini, e, hem e, fiziksel olarak e, bir faaliyet yaparak kazanmayı öğrenerek sporda görebiliyor. Hmm. E, bu bizim için çok çok önemli. Ailelere öneriyoruz, e, yardım isteyen ailelerde. Eğer çocuğun spora bir yönelmesi varsa, e, onları destekliyoruz. veya sporun dışında başka faaliyetler de olamaz mı? Faaliyetlerde olur. E, Kitap okuma olur, e, bir makale yazma olur, e, şiirle ilgileniyordur veya resim e, yapar. Resim yapar e, yapabileceği her şey, gücünü görebileceği, ben yapabiliyorum, güzel şeyler de ortaya çıkarabiliyorum dediği her faaliyet aile tarafından da onaylanıyorsa bizim çocuğumuz bunu yaptı, çok da güzel yaptı. ...biz çocuğumuzla e, gurur duyuyoruz, u çocuğa hissettiriyorsa zaten çocuk kendiliğinden yolunu buluyor. Evet. Ee, bütün bunların dışında... E, ...efendim işte spor yaptı, çok başarılı oldu, hatta efendim... E, ...Türkiye çapında büyük başarılar elde etti diyelim. Bunlar e, bu yanlış gidişattan kurtulurlar mı kesin olarak yoksa devamda edebilir mi? Ee, ...çocuğun e, sadece bir e, şeyle değil, e, nasıl binada e, çimentomuz var, kumumuz var... ...o zaman bina sağlam mı olur dersek, burada şu var. E, o binanın temelini, yani aile yapısı, ailedeki değerler, inanç sistemi... ...ailenin kültürel yapısı neyse, e, çocuğu insan olarak... ...iyi bir birey olarak çıkartabilecek, yetiştirebilecek bütün her şey etkili burada. Evet. Ee, ailenin uyguladığı, ee, çocuğa şunu uygulayacaksın, bunu uygulayacaksın diye değil... ...kitap okuma, sen kitap okuyacaksın değil, kitap okuyorsa aile de okuyacak. Sonuçları görecek, çocuk örneği görecek, sonuçları görecek. Ee, i̇yi iletişimde olacaksın, arkadaşlarınla kavga etmeyeceksin diyorlarsa bu yeterli değil. Anne baba kendi arasında iyi bir iletişimde mi çocuğa davranışları iyi bir e, statüde mi yani baskıcı bir aile değil e, sevgiyi veriyorlar e, saygı e, sınırları biliyorlar çocuğun odasına kapıyı çalmadan girmek bile e, bir sınır ihl ihlalidir bu çok çok önemli orada birey olarak ben sana saygı duyuyorum sen de bana saygı duyuyorsun. Sınırlarımızı biliyoruz. Seni özenerek ve emek vererek anne baba olarak yetiştiriyoruz. Bunu hissettirmek. E, spor müsabakasına gidiyorlar. Çocuk e, ödüller kazanıyor ama anne baba veya arkadaşlar gidiyorlar. E, ondan memnun olduklarını gösteriyorlar. Çocuk sevildiğini hissediyor. Ergen de sevildiğini, Hı -hı. önem verildiğini hissediyor. Her insan e, sevildiğini bilmek ister. Önem verildiğini bir birey olarak farklı bir birey olduğunu bilmek ister. Bunların hepsi tamamlanıyorsa, çocukta çok önemli bir patoloji yoksa ayrı olarak gelişmiş olan bu çocuk sağlıklı olarak ilerleyecektir, özgüveni gelişecektir. Kendisinin toplumda bir yerinin olduğunu biliyorsa. Biliyorsa. Evet. Öğretmenleri de dahil bu e, gruba. Yani hı sosyal hı. eğitim sadece ailede değil. E, aile dışında e, arkadaşlar, arkadaşlarını nasıl seçti? Nasıl arkadaşları var? Öğretmenler nasıl davranıyor? E, gittiği çevre nasıl bir çevre? Bunların hepsi önemli. Evet. Şimdi başka bir soruyla devam edelim isterseniz. Hı hı. Özgüven bireyin kendini ve çevresini sağlıklı algılaması... ...ve değerlendirmesi ile bağlantılı mıdır? Sağlıklı algılamada ailenin rolü nedir? Ailenin rolü nedir? Ee, aile, e, sağlıklı algı algılamada aslında... E, birincil dönemde. E, daha iyi anlamlandırabilmek için... E, ...bu özgüvenle ilgili kavramlara bakmamız lazım. Özbenlik denilen bir kavramımız var ki... E, kendi kişinin kendi e, kişiliğine ait kanılarının toplamı Yani ben kimim Ben ne istiyorum e, Kendini tanıması ve değerlendirmesi e, Benlik bireyin doğumuyla birlikte e, kendisiyle ve çevresiyle etkileşimi Tabii anne birincil önemli e, kim olduğu konusundaki düşüncelerinin e, tümü e, bu özgüvenle özbenlik ve arasında ee, bağlantılı e, özgüven özbenliği bilmemiz lazım ki özgüveni anlayabilmemiz hı hı. için ee, kendisiyle ilgili algılamaları e, hani binanın içerisindeki çimento dedik ya aslında burada özgüvenin içerisindeki çimento'nun bir e, başka tipi benlik nasıl e, Kişisel atıflar neler yapıyor? Kendini nasıl e, tanımlıyor? Sosyal rol olarak... E, ...arkadaşların içinde, sınıfın içinde... ...nasıl e, fark ediyor? E, öğretmenim beni seviyor. Ben e, başarılı bir öğrenciyim. Derslerimi istediğim zaman çalışabilirim. Ve e, başarılı olabilirim. Bu çok çok önemli. E, görü bu... E, ...görünümü çocuğun... ...kendini nasıl gördüğü... ...aynada nasıl gördüğü, nasıl algıladığı... E, İlk şekillenme, anne ve babanın çocuğa nasıl davranışı, önemli burası. Hı hı. Nasıl davranıyor, çocuğa nasıl hissettiriyor? Saçı, yüzü, e, davranışları karşısında anne babanın verdiği önem... ...hiç e, önem vermiyormuş gibi davranıyorlarsa çocuk da kendine önem vermemeye başlıyor. Ben yok muyum hı. acaba diyor. Benim var olabilmem için ne yapmam lazım? Anne baba e, koşullu seviyorsa çocuk o koşullara göre davranmaya başlıyor. İleride de başkalarına o koşullara göre davranıyor. Koşullu sevgi derken bunu birazcık daha örnekle e, açalım. Eğer bunu yaparsan e, beni üzmezsen e, ben de sana bu tatlıyı veririm. Bu koşullu e, bir sevgi. Koşullu bir sevgi. Eğer e, benim dediğimi yaparsan e, dışarı mesela şimdi çıkalım e, biz şuraya gidelim. Ondan sonra e, ben se seni çok seveceğim. Sen e, benim sevdiğim evladım olacaksın. Evlatların arasında e, kıyas yapan anneler de vardır. Aslında o sosyal medyada kıyas başkalarıyla kıyaslayan çocukların e, geçmişine baktığınız zaman aile içerisinde kıyaslayan bir anneyi de bulabiliriz. E, kapsamlı olarak inceleme yapılması lazım. Nasıl bir ortamda büyüdü? Anne nasıl davrandı, baba nasıl davrandı, birincil sevgi veren koşulsuz sevgi mi verdi, yoksa e, koşullu sevgiyle e, yönlendirme mi yaptı? E, benlik gücünün yeteri kadar gelişmesi e, ve özgüvenin oluşması için anne baba çocuk arasında olumlu iletişim olması gerekli. Birincil e, önemimiz bu. Ee, öğrenmelerle, çevreyle ilişki kurma, kurma yoluyla e, benlik kavramı gelişiyor. Ee, olgunlaşmayla, e, yaş aldıkça da e, daha da ileri seviyeye giriyor. Ee, özgüven, e, kişiliği oluşu, oluşturan kavramlardan e, biri. E, genel bir özellik olmaktan çok, yani herkeste var denilenden çok aslında bireyin kendine e, yaptığı aktivitelerle e, inancıyla değerleriyle harmanlanan özel kişiye e, özgü bir e, özellik. E, bu çok çok önemli. E, diğer e, kişilerin arasında veya tek başına da olduğu zaman değerli hissetmesiyle çok alakalı Ben değerliyim. Ben bunu yapamayabilirim Eksikliklerinin de farkına varıyor, özgüveni olan e, ergen de, e, yetişkinlik döneminde de bu çok önemli. Tamam, ben bunu yapamıyorum ama bu benim e, değerli olmamı değiştirmiyor. Yapabildiğim özelliklerim var, yapabildiğim, başarabildiğim şeyler var. Yapabileceğim şeyleri geliştirmem lazım. Orada amacını şekillendiriyor çocuk. Evet. E, verilen e, standart bir amaç değil. ...kendini yetiştirebileceği noktaları görüyor. Yaşamdan keyif alma, bağımlılıkları durduran özellik, yaşamdan keyif alma. Ee, dışarıdan bir şeye ihtiyacı olmadan zevk alma, hayattan, afiyet dediğimiz şey çok çok önemli. Ee, burada e, keyifle yapma, o yaptığı işten haz alma ee, ve kendi yapacağı işleri planlayabilme... ...başarabilme yetisini e, özgüven e, sağlıyor. Ee, burada özgüveni yüksek kişi değiştiremeyeceği koşulları e, kabul ediyor, değiştirebileceklerini de daha iyi yapabilmeye uğraşıyor. Bu ergenlik döneminde ortaya çıkmaya başlıyor. Çocukken e, anneyle çok iç içe olan e, çocuk anlamayabiliyor. Yalnız orada yüklenen e, ne varsa e, yakıtı neyse <laughs> ergenlik döneminde bunları dışarı çıkarmaya başlıyor. ...yapabileceklerini, ben ne yapabilirim? Ee, ben Benlik kavramıyla ve özgüvenle dünyaya gelmiyor çocuklar. Benlik kavramı geliştikçe özgüvenin içinde e, onun bir e, parçası olarak... E, ...annesinden, babasından, kardeşlerinden, arkadaşlarından öğrendiği o katkı, katkılarla birlikte... E, ...kendine ait bir algı oluşturuyor. Özgüvenini yapılandırmaya başlıyor Evet çocuk. Doğumdan itibaren başlayan bu süreçte e, kendini sevilebilir, e, değerli olduğunu e, bilerek, e, başkasının gözündeki değerlere ilişkinde e, bazı yorumlar yaparak ben bu şekilde bir insanım. E, ben bunlardan hoşlanıyorum. E, diğerleri benim hakkımda ne düşünüyoru e, salt olarak düşünmeden e, ben bunu keyif alıyorum, onlarla da paylaşıyorum. Çünkü e, bizim sosyal medyada e, söylediğimiz, örnek verdiğimiz e, kişiler, e, dışarıdakiler benim hakkımda ne düşünüyor, çok önemser. Hı -hı. Ben şunu istiyorum değil, dışarıdaki beğenmezse ben ne yaparım? Zaten o panikle e, daha fazla, daha fazla, daha fazla giderek e, altı sağlam olmayan bir e, gerçeklik oluşturuyor kendine. Evet, altı sağlam olmayan bir yapı kurmaya çalışıyor. Evet. Evet hocam. Bu e, ebeveynlerin çocukları <laughs> yetiştirdikleri şekle göre e, bir suçlu duruma düşürmeleri de söz konusu değil mi? Yani e, problemli bir aile, bir takım sıkıntıları olan bir aile e, çocuklarının yaptıkları davranışlar sebebiyle ileride suç işleyebileceklerini suçlu duruma düşeceklerini de Bilmeliler. Ee, aslında orada resim görünüyor. Ee, baktığınız zaman yetişkin birey geldiği anda bir sıkıntım var deyip... E, ...bu e, hukuki bir süreç de olabilir. E, geriye baktığınız zaman anne ve baba da e, direkt olarak e, o e, işin membanlı olduğunu görüyorsunuz. E, çocuğu yetiştirirken zaten anne baba kendine göre yetiştiriyor. Evet. ...nasıl e, bir e, standartları varsa... ...çocuğa iletişimde öfke diliyle... ...baskıcı bir dille e, iletişim kurmaya... E, ...kendilerine temel edinmişler. Çocuk o baskı karşılığında susmaya öğrenmiş. E, dışarı çıktığı zaman da baskıdan kurtulduğu zaman da... ...dışarıya baskı uygulamayı öğrenmiş. Ergenlik ve yetişkinlik bu şekilde gelmiş. Ve dışarıda da e, usulsüz, kanunsuz bir... E, ...iş yapmışsa eğer, bu çocuğun e, hatası değil. Hı. Bu aslında e, yetiştirenin e, o şekilde yetiştirmesi. Çocuk doğru olanı, onun olduğunu biliyor. Ancak bir e, suç karşılığında bir ceza aldığı zaman... ...ben eğer bir farkındalık geliştiriyorsa, ben burada bir yanlış yaptım. Acaba nereden kaynaklanıyor? Başka anne babaları görüyorsa, sağlıklı davranan anne babaları görüyorsa, e, benim annem babam bu şekilde davranmıyordu, demek ki burada bir problem var. Benim e, davranışım veya yaşamımdaki sıkıntılar buradan kaynaklanıyor olabilir değil. E, onun giderilmesi için çaba sarf edebiliyorlar. Evet, hocam bir ara daha veriyoruz. Tamam. Değerli dinleyicilerim, Tegeret FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim klinik psikolog Şebnem Geylani Gündoğdu Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle ergenlerin özgüven düzeyi ve yaşam amacı arasındaki ilişki üzerine sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim, klinik psikolog Şebnem Geylani Gündoğdu Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle ergenlerin özgüven düzeyi ve yaşam amacı arasındaki ilişki üzerinde sohbetimiz devam ediyor. Evet hocam, eh, öz saygıdan birazcık söz edelim. Hı hı. Öz saygı ve özgüven arasında nasıl bir bağlantı var? Ve bu bağlantı ergenlerde yaşam amacını nasıl etkiliyor diyelim. Hı hı. Evet. Ee, öz saygı, öz güveniyle ilgili başka bir kavram aslında. Ee, kişinin kişisel değer yargıları ile ilgili e, olan bu öz saygı. Ee, şöyle bir örnek verebiliriz. yaşam bir e, eğer sahne ise e, kişinin oyunun niteliğinden ve oynadığı rolden aldığı duyumu olarak tanımlayabiliriz. Yani o hı hı. E, sahnenin içerisinde yaptığı rolde ne kadar keyif alıyor. E, bir bireyin Özdeğer duygusunu veya e, insanların kendilerine ne ölçüde değer verdiğini takdir ettiğini ve sevdiğini ifade ediyor yani kendi kendimizi ne kadar takdir ediyoruz ve seviyoruz bu çok çok önemli kendine yönelik olumlu olumsuz bakış açıları Çünkü orada kendine yönelik bir olumsuz bakış açısı varsa diyelim ki örnek olarak e, ergen bir çocuğumuz 14 yaşında e, kızımız e, aynaya bakıyor. E, diyor ki benim saçlarım iyi değil. Beğenmiyorum ben kendimi. E, işte burnum da şöyle olsaydı, yanağım böyle olsaydı. Kendine ait e, beğenmediği özellikler var. Dışarıdan birisi gelip de bu çocuğa senin saçların ne kadar kötü olmuş dediği anda eğer özgüvende veya öz saygısında böyle bir şey varsa, beğenmediği taraflar varsa... ...tam yerine sağlamlanmadıysa... Bir, bir eksiklik, kusur var. kusur hissediyorsa kendinde... Hı hı. ...o zaman çocuk, hah diyecek. Tam benim aklımdakinden aynı şeyi söyledi. Demek ki gerçekten kötü duruyormuş. Bu çocuk ne yapacak? Ya dışarı çıkmayacak... ...ya e, bilgisayarın karşısında kendisini hapsedecek... ...ben dışarı çıkmak istemiyorum diyecek... Ee, arkadaşlarının yanında bir e, faaliyete gitmesi gerekirken, e, sosyal fobi oluşturmaya başlayacak. Ben kimsenin yanında olmak istemiyorum. Bakışları bana çok fazla saçımı inceler gibi bakıyorlar. Ufak ufak orada çocuğa ait bir sıkıntının oluşmasına yol açacak. Burada e, benlik saygısı kendine güven ve değerlilik boyutlarından oluşuyor. Aslında... E, Kendine e, güvenden e, önce değerlilik, anne ve baba dedik, bakım veren, e, senin saçların şu şekilde olabilir, e, saçları dökülmüş olabilir çocuğun. Olabiliyor ki bir rahatsızlık oluyor, bütün saçlar dökülüyor. E, bizim değerimiz sadece saçlarımızla e, ölçülmez. E, senin çok güzel yaptığın şeyler var, çok güzel konuşuyorsun. Güzel şeyler anlatıyorsun. Saçlar gelir yerine, rahatsızlık geçer. Ama bizim kuvvetli yanlarımızı görmemiz lazım. Yani anne tarafından, bakım veren tarafından, anneanne, dede olabilir. Çocuğa değer sistemi, e, sahip olduklarının kıymeti anlatıldığı zaman... ...o çocukta kendine olan, kendinde olanlara dair bir e, farkındalık oluşacak. Bu olabilir ama benim hayatım devam ediyor güzel de devam ediyor arkadaşı veya başka birisi e, senin saçın güzel değil dediği zaman bu senin fikrin diyebilir ki büyüklerde de aynı şeyler oluyor sosyal medyada görüyoruz insanların özelliklerine saldırı yapılıyor Eğer kendine ait algısında bir problem varsa o zaman üzülüyor kendi içine kapanıyor Eğer kendine güveni varsa e, benim saçım hakkında bir yorum yaptın bu senin fikrin. Bu benimle alakalı bir şey değil. Evet. Senin kendine ait algın olabilir. Bir değerlendir istersen deyip söyleyebilir. Ee, ergen bir çocuğumuzla da aynı şekilde bir e, karşılık verebilir. Ee, sözlü dövüş sanatı gibi düşünelim. Kavga etmeden ama haklarını e, koruyarak. E, kendi değerini bilerek. Evet. Bir takım kişiler günümüzde... E, ...kendilerini beğenmedikleri için ne bileyim işte kaşıdı gözünü, burnunu, dudağını beğenmediği için e, bir takım e, böyle merdiven altı yerlerde çünkü e, para problemi de var işin içerisinde. E, böyle yerlerde kendisine operasyon yapılmasına müsaade ediyorlar. Daha doğrusu gidiyorlar öyle yerlere. Ama onun sonucunda da çok kötü şeylerle karşılaşıyorlar. Onları da görüyoruz. işte yine gazetelerde, basında görüyoruz. E, dudaklara mesela Botoks yapılmış ama acayip bir görüntü almış yüzü. Hmm. Ee, bu durumlara düşmemeleri için e, neler yapılmalı? Yani çocuğun böyle bir yahut da bir gencin, bir ergenin e, böyle yerlere gitmemesi için, efendim kendisini böyle rezil etmemesi için e, neler yapabilir aile, ebeveyn? Sağlıklı benlik gelişimi işte burada çok önemli. Öncelikle fiziksel e, yoğun biçimde fiziksel görünümle alakalı e, sıkıntılar çıkıyor. E, ergenlerde e, çıkan yaş istediği kadar e, ileri olsun olduğu haliyle mutlu olma. E, biraz pozitif psikolojinin konusu. E, yeterlilikleriyle alakalı. E, kendi e, Sahip olduğu fiziksel, manevi e, zenginlikler neler? Bunu gördüğü zaman, öz yeterliliğini e, tanımlayabildiği zaman... ...benim tamam, e, kaşlarımda e, şu sıkıntılar var. Gözümün kenarlarında e, kırışıklıklar var. Ama ben bu halimle güzelim. Dudaklarım tamam ince. E, biraz burada kendini daha iyi yapabilme. Kendini daha... E, Sağlıklı e, hissetme çünkü gelenlere e, bu çeşit e, işlemler yapılmış olan danışanlara soruyoruz. Ne hissediyorsun? Orada bir duygu var. Onu yaptırmasının arkasındaki duygu ne? Beğenilmemek mi? Kabul edilmemek mi? E, i̇şte hepsinin ergenlik dönemine e, dönülüp bakılması lazım. E, kendini daha mı genç görmek istiyor? Ee, kaybetmekten mi korkuyor? Ölmekten mi? Ölüm korkusu mu var? Ee, bunların hepsi e, irdelenmeli. Ancak e, temel e, sebep olarak baktığımız zaman hoşnut olmamanın e, altında kıyaslanma. O daha güzel sosyal medyanın e, birazcık e, daha fazlalaştırdığı bu e, durum. E, sen güzel değilsin. Yani o kadar net söyleyebilmeye başladı insanlar. Ee, şurası burnun güzel değil, yanağın güzel değil. Aslında bunun temelinde e, insani değerleri bizim kenara bırakmamız yatıyor. Ee, yemek programlarıyla e, senin yemeğin güzel değil denilmeye başladı. Aslında bizim kültürümüzde, Türk kültüründe e, eline sağlık. E, ...güzelliği vardır. Çok güzel yapmışsın, güzel olmasa bile. Ee, yüz güzelliğine söz söylemek aslında e, günahtır. Ee, şurası çirkin, burası çirkin demek bizim kültürümüzde e, yanlıştır. Biz kültürü bıraktığımız anda kıyaslamaya giriyoruz... O daha güzel, bu daha çirkin. O zaman merdiven altında veya merdiven üstünde e, gidip operasyon geçirerek e, diğerleriyle aynı olma çabası. Aslında baktığınız zaman e, dudağa, buruna yapılan operasyonlarla insanlar birbirine benzemeye başladı. Evet, hatta eline bir fotoğraf alıp, bir aktörün, aktrisin fotoğrafını alıp e, o şekilde gidiyor hekimin karşısına. Benim burnum böyle olsun istiyorum diyebiliyor. Dediğiniz gibi e, aynı tipteki insanlar çıkmaya başlıyor karşımızda, e, karşımızda zaman içerisinde. Onaylanabilmek için aslında kendi kimliğinden vazgeçiyor insanlar. Evet. Yani bu e, bir e, yokuş aşağı e, kaymadır, yokuş aşağı gitmedir. E, belki hiç aynı görüntüye dönemeyecek. Evet. Kendi yaşlılığını göremeyecek. E, yüzünde farklı bir insanın baktığını görecek aynaya baktığı zaman. Hatta bir süre sonra yaptırdığı değişikliği beğenmeyecek, değil mi? Evet. Yani keşke bu değişikliği yaptırmasaydım eski halim daha da güzelmiş diyecek ki bunu çoğu diyor herhalde. Evet, kendiyle barışık olma aslında özgüvenin en e, başat e, özelliklerinden biri. Kendiyle barışık olma, her haliyle kendini beğenme. Ee, ve bu olduğu anda benim her halim güzel dediği anda her türlü sıkıntıya da katlanıyor. Yani e, bir şey olabilir Hani dışarıdan sadece e, zamanın getirdiği çizgiler olmayabilir. Bir kaza olabilir, bir e, sıkıntılı bir durum olabilir. E, böyle olduğu zaman e, kendiyle barışık olan e, başarma, hayatta kalmayı daha da iyi formüle edebiliyor. Ee, diğer türlü eğer e, ufak bir şeyde bir operasyonda ben burayı beğenmedim dışarıdan da beğenilmedim bunu değiştireceğim dediği zaman e, savrulmalar daha fazla görülüyor. Evet. Yani haddini aşıyor birazcık değil mi? E, efendim Cemal yani güzellik esas bu dinimizde bir mesafede bir miktar buna müsaade etmiş. E, güzellik için e, dediğiniz gibi işte bir trafik kazası olur bir yaralanma olur yüzünde estetik yapılması hı hı. gereken bir durum olabilir onlar amenna yapılmalı ama e, her şeyle normal Allahu Teala ona bir şekil vermiş bir e, bir şekilde yaratmış onu güzelliği güzellik yani ama bunu beğenmemek esas kötü olan da o hı hı. işte e, inançlarımız kültürümüz e, böylesi durumlarda e, Öne çıkmalı, değil mi? Hı hı. Ee, değerler onun için çocuklara öğretilmesinde e, çok büyük önem var. Aileye ait değerler. Ailenin çünkü e, fiziksel görüntüsü e, aynı tipte olabilir. E, burunlarda, Karadenizli bir ailenin burunlarında e, bizim kültürümüzün bir özelliğidir. Yani. E, Aileye benzer, e, işte belli bir yere kadar e, belli bir sistemle gelmiş, daha sonrasında e, değiştirilmeye başlamış. O halde çocukları bile e, yeni gelen nesillerde çocuklar anneye babaya bakarak veya teyzesine bakarak ben neden e, bu kadar güzel değilim çünkü orada bir e, değiştirilmiş olan bir fiziksel görünüm var çocukların gelişiminde de yanlış e, bir e, taban oluşturur hmm. e, çocuk örnek alarak büyüyor yeni gelen nesil de e, yapan o şekilde değiştiren kişiyi örnek alarak aynı şekilde devam ettirecek yani nesilden nesile aktarım ee, ...sosyal öğrenme... ...yanlış bir sosyal öğrenmeye dönüşecek. Evet. Halbuki e, şunu söylemek... ...kolay... E, ...Rabbim beni böyle yaratmış... ...beni böyle beğenmiş Allahu Teala. Teala... ...ben de onun yarattığı... ...şekle razıyım... <laughs> ...diyebilmek... ...bütün mesele. Fiziksel olan... E, ...görüntüye e, sadece... E, ...takılmak... Alt ...hatta yapabileceği bir şey olmadığı zaman daha fazla çıkıyor. Yani bir şeyi hmm. başaramam. Ee, ben e, bir şeyleri e, sonuçlandıramıyorum diyen bir kişi... ...sadece dış görünüşü değiştirmekle biliyor. E, fakat e, biraz önce e, söylemiştik resim yapar... E, ...bir spor müsabakasında e, başarılı olur. E, bu tip altyapıda e, kendini geliştirdiği noktalar varsa... ...fiziksel görüntüye... Ee, önem, önem vermiyor. Ee, gelen danışanlarda da bunu görüyoruz. Benim için diyor çok önemli değil. Benim için keyif almak, e, o yaptığım işten e, bu bir e, masa başında çalışmada olabilir, e, diğer tarafta yaptığı bir sanatsal faaliyette olabilir. Ben yaptığım işten memnunum diyor. Evet. Kimse e, beğenmesi için ben kendimi e, şey yapmıyorum diyor. Ben kendimi beğeneyim, kendimle mutlu olayım. Kaşıma gözüme bakıyorum, seviyorum kendimi diyor. Evet. Kimler beğenmiyor kendisini daha çok? Ee, özgüven eksikliği olanlar, olanlar kendini beğenmiyor. Evet. Konumuza geliyoruz. Evet. Özgüven eksikliği olanlar kendini beğenmiyor. Beğenmiyor. Beğenmez. Evet, evet hocam. Ee... Düşük benlik saygısına e, ve e, özgüvene sahip bireyler... ...kendi kapasitelerinin altında başarılar hedefliyorlar aslında. E, reddedilmekten korkarlar çünkü. Reddedilme hmm. korkusu çok fazladır. Ker, kendilerini sergilemek ve dikkat çekecek işler yapmaktan kaçınırlar. E, kendilerine yüksek benlik saygısı, özgüveni olan bireyler... E, ...kendini tanıması, olumlu ve olumsuz yönler, yönlerini farkında olması... Ee, ...kendi değer sistemini geliştirmesi. Bu çok çok önemli. Ee, sosyal ortamlarda uyum içinde olması... ...bireysel kararlar alabilmesi... E, ...kararsızlık da önemli bir özgüven eksikliği e, belirtisidir. Yani... Ee, Yüksek benlik saygısındaki kişiler daha atılgan ve girişkenler. Ee, toplum içinde konuşmak, iletişim kurmak çok çok e, önemli. Özgüveni yüksek olan bireylerde yüksek olması değil, sağlıklı olması e, yeterli. Ee, sohbet edebilir, iletişim kurabilir. İletişim zaten e, çoğu e, yapılan işlemin e, başlangıç noktası. Okulda olabilir, iş yerinde olabilir, eşler arasında olabilir. E ee, olan birey daha sağlıklı ilişkiler kuruyor. Ee, bunu başarabilir miyim diye düşünen e, çocuklarda da e, bakıyorsunuz özgüveni olan çocuklar bir deneyim diyor. Ee, oyun alanlarında e, ...basket maçlarında, resim yapan çocuklarda... ...ne olursa olsun yaratıcılığını kullanan çocuklarda aslında özgüvenle... Yaratıcılığını e, demiyorum da... De, e, ...kendi kabiliyetlerini ortaya koyman... Ka, şey. e, ...kabiliyetini... Ee, o resimde güzel e, motifler çıkarabilirim diyen, hı hı. E, yaratıcılık orada bir e, yanlış bir e, şey Bilmiyorum, oldu, evet. kelime oldu. Orada e, farklı şeyleri çıkarabilme, üretebilme, hı hı. E, üründen memnun olma, e, daha güzel şeyler yapabilirim. Evet. E, i̇stediğim zaman yapıyorum. Başlangıcı yaptığım zaman arkasını getiririm, değiştirebilirim. Evet istediği anda yapabileceğini bilen çocuk, e, ayaklarının üzerinde de sağlam duruyor. Evet. Onay almak ihtiyacı duymuyor. Bazen bakıyorsunuz, erkek veya e, kadın e, evlendikten sonra bile e, ebeveynlerinden onay almak istiyor. Annem ne derdi acaba? Hmm. E, şunu anneme sorsam mı acaba? Devamlı olarak anneye e, soran e, erkek ya da kadın figürler olabiliyor. Devamlı olmazsa normal ama devamlı olursa normal Onay onay alınabilir. Bir e, sıkıntı olduğu zaman e, sonuçta ebeveynler e, son e, nefese kadar e, çocuklarına destek oluyor ama e, ergenlik döneminde işte e, çocukluk döneminde dedik ya e, aldığı bilgilerin açığa çıktığı dönem ergenlik dönemi e, yetişkinlik dönemi de aslında kendi e, tecrübelerini uygulama zamanı. Ee, bir şey olduğu zaman danışılabilir ama devamlı danışma özgüvenin olmadığını gösterir bireyin Evet yoksa büyüklerin tecrübelerinden istifade her etmek zaman. her zaman hı hı. önemli ee, yanlış aklında kalmadıysa Tolstoy'un bir sözü var ee, her şeyi deneyecek kadar uzun yaşamıyoruz diyor Evet buna benzer bir sözü evet. var Evet Evet her şeyi deneyecek kadar Çünkü e, yaşanmış tecrübelerden istifade etmemiz Onları kullanmamız evet. lazım ki annelerimiz babalarımız evet. o konuda evet. elbette birçok tecrübeye sahip bize göre. Evet hocam, bir iki dakika zamanımız var İsterseniz devam edelim. Tamam, ee, isterseniz e, başarabilir miyim bir işi başarabilir miyim e, sorumuzun içinde e, bir kısmı açıklayayım ondan sonra ara tamam. verebiliriz. Öz yeterlilikte e, bireylerin kendileri için bir amaç belirlemelerine ve Amaca ulaşmak için ne kadar emek harcadıklarını, e, amaçlarına ulaşmak için karşılaştıkları zorluklara ne kadar süre dayanabileceklerini... ...ve e, başarısızlık yaşarlarsa bu başarısızlık karşısında tepkilere e, dikkate alınır. E, şimdi burada yani başarabilir miyim e, sorusun sorduğumuz zaman e, kendimize... Burada yeterlilik, öz yeterlilik dediğimiz şey, aldığımız çocukluktan, bebeklikten itibaren aldığımız bütün bilgilerin uygulanabilir olup olmaması ile ilgilidir. Ben yapabilir miyim? Ayağım bir taşa takıldığı zaman ne yaparım? Bunların cevapları aslında bizi amacımıza doğru da yönelten bir etki yaratır. Özgüveni olan çocuk veya ergen, ben... Neyi, ne kadar yapabiliyorum, hı hı. E, yapabildiğimi biliyorum ve ileri gidebilirim. Evet. Bu sistemi tanıyan çocuk. Evet hocam. Bir ara daha verelim. Aradan sonra bu konu üzerinde devam edelim hocam. Tamam. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim, klinik psikolog Şebnem Geylani Gündoğdu Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle ergenlerin özgüven düzeyi ve yaşam amacı arasındaki ilişki üzerinde sohbetimiz devam edecek. ...kısa bir ara. Değerli dinleyicilerim... ...Tekeret FM'de iletişim dünyamızdayız ve... ...kıymetli misafirim... ...Klinik Psikolog Şebnem Geylani... ...Gündoğdu Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle ergenlerin özgüven düzeyi ve... ...yaşam amacı arasındaki ilişki üzerinde... ...sohbetimiz devam ediyor. Evet, bu son bölümde hocam... ...bir önceki bölümde en son... E, ...gençler için... Bu işi başarabilir miyim hı hı. sorusunu gençlerimizin sorabilmesi için neye ihtiyacı var demiştik. Oradan devam hı. edelim isterseniz. Ee, öz yeterlik algısı çok önemli burada. Ee, psikolojik sağlık için yüksek öz yeterlik, ee, olumsuz, ergen olumsuz duygularla başa çıkma yeterliğine sahip mi buna bakıyoruz. Bunu birazcık ee, açalım mı? Öz yeterlik Öz yeterlik bir işi yapabilme. Ee, olumsuzluğa rağmen ben bunu yapabilirim. Ee, diyelim ki bir e, sınava hazırlanıyor çocuk. Ee, bu sınava yüzlerce öğrenci girecek. Ve e, bir taraftan kaygısı yükseliyor. Ben yapabilir miyim acaba? Ee, daha önceki sınavlarına bakarak... E, ...başardığın sınavlar var mı? Var. Başarısız olduğun sınavlar var mı? Var. Başardığın zaman ne yaptın? Çalıştım. Her şey çalıştım ama eksik noktalarım vardı. E, o eksik noktalarımı giderdim. E, şimdi burada e, başaramadığın zaman ne hissettin? Kendimi kötü hissettim, kaygım arttı. E, fakat bu duygumla başa çıktım çünkü daha fazla çalıştım bir sonraki sınavda eksiklerimi kapattım. Burada ne var? Ergen, olumsuz duygular ile başa çıkma yeterliğine sahip bir ergen. Evet. Ee, kendine güveni artıyor, özgüveni artıyor ee, böyle olduğu zaman. Ben çalıştığım zaman başarırım. Burada bir eksiklik yaptım. Kaygım var. Kaygı, sağlıklı bir duygu aslında. Ee, kaygı olduğu zaman e, hata yapmaktan... E, ...kendini geri tutmanın haricinde ne yapabilirimi düşünür. Kaygım var, başarılı olmam lazım. Daha fazla çalışmam lazım. Sağlıklı bir kaygı iyidir. Hayatta tutar. Ee, şimdi burada... Kaygı e, olmalı. Kaygı olmalı. Ee, ama sağlıklı kaygı olmalı. Ee, arkasında eğer bir sınav kaygısı varsa... ...orada çalışmadıysa çocuk... E, ...bir miktar kaygı duyar. Veya e, acaba ne soru çıkacak dediği zaman kaygı duyar. Bu bir ölüm korkusu değildir. Ama orada onu çalışmaya iten bir... E, Faktör. İtici faktördür. Ee, şimdi burada... Öz yeterlik algısı düşük olan bireyler kendi bilgi, beceri, yetenek açısından yetersiz görürler. Yani çalıştı, çalıştı, çalıştı çocuk ee, bir sene boyunca çalıştı. Ben hiçbir şey bilmiyorum der. Öğretmenlerden ders almıştır, ee, testler çözmüştür. Ben bir şey bilmiyorum der. E, genellikle seçtiği hedeflere çok bağlanamaz öz yeterliği düşük olan çocuklar. Evet. E ee, Hedef peşinde koşmaz, ee, zorluklarla karşılaştıkları zaman hemen pes ederler, ben yapamayacağım der. Bu yetişkenlerde de görülür, sadece ergenlerde değil. Bu öz yeterlilik, öz güvenin bir altı Alt mı? Alt basamağı. Evet. Ee, çimento, kum demiştik ya, aynen Hı -hı. öyle. Ee, bunlar tam olduğu zaman öz güvenli diyoruz. Evet. Ee, hepsi birden işin içine girdiği zaman. Ee, burada... Ee, bireyler olumsuzluklarla karşılaştırdıkları zaman e, kolayca pes etmedikleri, ısrarlı ve sabırlı oldukları e, başa çıkmaları e, daha aktif hale geldiği görülür. Yani sabırlı olup da e, ben yapabilirim. Tamam ben yanlış yaptım, düşük puan aldım ama ben bu e, durumdan daha üst seviyeye çıkabilir mi? Çocuk. E, Aile içerisinde öğreniyor, öğretmenlerinden öğreniyor e, ve öz yeterlilik, e, öz de temelini oluşturuyor. Evet. Amacına daha sağlam bağlanıyor. E, aileden öğreniyor dediniz, öğretmenden öğreniyor. E, evet. Onların nasıl ifade etmesi lazım? E, aile, e, özellikle aile iletişimi çok iyi kuracak çocukla. ...pozitif bir iletişim. Ee, sen devamlı olarak... E, ...bu şekilde davranıyorsun. Sen böyle bir çocuksun... E, ...diyerek olumsuz bir örnek verelim mesela. Hı hı. E, sen sınavlarından... E, ...devamlı olarak kötü alıyorsun. Sen tembel bir çocuksun. Çocuğa direkt olarak bir... E, ...yaftalama yapılıyor. E, halbuki burada... E, ...çocuğun davranışı eleştirilirse... ...sen... Ee, düzenli olarak çalışıyorsun veya e, birazcık galiba son günlerde e, az çalışmaya başladın, e, sosyal medyayla fazla ilgilenmeye başladın, derslerinde biraz düşme oldu. Gel seninle bunun üzerinde biraz konuşalım. Ne yapmamız gerekiyor? Düşük not almışsın. Beraber çözüm bulalım. Çocukla beraber hareket etme, birlik olduğunu hissetme, ben bu sorunun altından kalkabilir mi hissettirir çocuğa. Ben evet. kuvvetliyim, aile içinden kuvvetliyim. Ee, yalnız değilim. Ee, ben davranışlarımı, sonuçlarını ee, hata yaparak veya eksik alarak, eksik puan alarak e, ödedim. Ee, annemden doğrusunu öğreneceğim, babamdan doğrusunu öğreneceğim. Ama suçlandığı anda çocuk, sen şöyle bir çocuksun, sen böyle bir çocuksun, çocukla iletişim kesiliyor. Öncelikle sağlıklı iletişim gerekli kendi gücünün e, farkına varması gerekli çocuğun, e, o gücün farkına varabilmesi için anne ve babada da gücü görmesi gerekiyor. E, yani yaşamlarını nasıl devam ettiriyor anne baba. Hı hı. Anne devamlı ben işte çok e, yıprandım, ben e, işte e, başıma şunlar geldi, e, devamlı ağlayan bir yapıysa e, ve çocuklarının yanında e, devamlı bir tartışma ortamı varsa çocuk ee, huzursuz olacak ve kendi gücünü bile düşünemeyecek hale gelecektir. Anne babaya e, anne baba olma durumuna gelecektir ki burada e, rollerin tam olarak belirlenmesi gerekiyor. Anne baba e, kendi rollerini bilecek, çocuğa yeterli olan e, değerleri aşılayacaklar, e, yapması gerekenleri belirtecekler. Devamlı bir eğitim, e, aile ortamı içerisinde e, sevgi içerisinde bir Eğitim olacak. Hı -hı. E, çocuk yanlış yaptığı zaman e, dışlanmayacağını bilecek. E, aile içinde güven ortamı içinde olduğunu bilecek. Görevlerini yapacak, sınırlarını bilecek. Evet. Sürekli olan dinamik bir sistem var burada. E, ve çocukta e, yeterliyim, ben yeterliyim, Hı -hı. E, istediğim zaman e, başarılı olabilirim e, hissi oluşacak. Evet hocam, ee, ergenlerde özgüven ve aile ilişkisi. Hı hı. Ee, biraz önce de belirttiğimiz gibi, aslında yapılan çalışmalarda e, ebeveyn çocuk etkileşimi fazla olan ailelerde... Hı. ...öğrencilerin e, özgüven düzeylerinin yüksek olduğu bulunmuş. E, özellikle uyumlu ailede yetişen çocukların özgüveni uyumsuz ailede yetişen çocukların e, özgüvenlerine göre belirgin bir düzeyde yüksek bulunmuş yani e, uyumluk e, iyi iletişim çok çok önemli huzurlu bir e, güvenli bir aile yapısı çok çok önemli e, baskıcı otoriter e, koruyucu olabilir ilgisiz kayıtsız anne baba tutumlarında da e, ...özgüvenlerinde, çocukların, ergenlerin özgüvenlerinde belirgin şekilde negatif yönde bir şey var. Yani e, ne kadar baskıcıysa o kadar özgüvende tersine geliş var. Evet. E, bu çok çok önemli. E, i̇şin temelinin nereden kaynaklandığını gösteriyor. E, ebeveynin ilgili ve benimseyici tutumu... E, ...bu çocuk bizim çocuğumuz, her şeyle bizim çocuğumuz, e, çocuğun özgüvenini yükseltiyor annem babam beni kapsıyor ee, çocuk önemsendiğini hissediyor ee, diğer bunun karşıt tarafındaki uygulamalarsa özgüven düşüklüğüne yol açıyor ee, aile şiddet aynı şekilde evet yani anne baba şunu söylemeli değil mi sen bizim evladımızsın e, ee, da başarısızlığına da bizim yavrumuzsun ee, sen neysen biz onu o şekilde kabul ediyoruz. Geliştirmek için ne yapabiliriz? Ee, sen Hı. tamam böylesin ama gel biz birlikte bakalım senin daha iyi bir birey olabilmen için evet. e, ne yapabiliriz? Beraber yapacağız bunu. Çünkü e, burada sadece yemek yemek için gelmedik bu dünyaya. E, bu dünyanın bir anlamı var. Anlamlı bir yaşam sürdürmemiz lazım. Biz onun için bir aile kurduk ve sana yardım etmek istiyoruz. Ne yapabiliriz? Evet. Orada çocuğun bir duygusu var. Çocuk öfke patlaması yaşıyorsa bu ikincil bir duygu. Arka planında ne var? Çocuk ne yaşıyor? E, duyguları, davranışları, düşünceleri neler? E, bunları çözmemiz gerekiyor. E, biz tamam seni her halinde kabul ediyoruz deyip bırakmak değil... ...o çocuğu geliştirebilmek için ne yapılması gerekiyor? Onu bulmak e, bizim e, esas... E, Görev. görevimiz ve çözüm e, üretmek e, durumunda olduğumuz e, mecra burası. Evet. Toparlayacak olursak hocam, e, son bölümdeyiz. Özgüven ve yaşam amacı üzerine neler söyleyebiliriz? Ee, Çocuğa özgüven kazandırmak için ebeveynler neler yapabilirler? E, bu çok çok önemli. Böyle bir e, özet şeklinde. Değil özet mi? şeklinde. E, yaşam amacı bireylerin yaşamları boyunca uzun vadede ya da kısa vadede ulaşmayı istedikleri e, çaba sarf ettikleri e, bireyler için aynı zamanda anlamlı olan e, içinde hem kişisel gelişim, maddi kazanç fiziksel görünüm e, sosyal sorumluluk bireysel farkındalık gibi, ...özgüven düzeyi, yaşam amacı, diğerleriyle olumlu ilişkiler gibi unsurları barındıran hedeflerin hepsi birden amaç içerisinde değerlendirilebilir. Ee, yüksek özgüven... E, ...yüksek özgüven düzeyine sahip olmanın yaşam amaçlarına ulaşma noktasında... E, ...bireylere fayda sağladığı e, yapılan çalışmalarda görülmüş... E, Hayatta karşılaştıkları bireylerin, e, bunun içinde ergenler de var, e, herhangi bir sorunu daha başarılı bir şekilde çözdü. Özgüven düzeyi yüksekse eğer. E, bu durumlara daha dirençli oldu. E, karşılaştıkları güçlüklere rağmen yaşam amaçlarını belirleyebildikleri e, sonucuna varılmış. E, bu noktadan hareketle e, her iki kavramda e, özgüven düzeyi de... E, e, diğer e, olumlu özelliklerde e, yaşam amacını olumlu yönde etkiliyor ha burada ailenin etkisine aile e, çocuğa ilk başlangıçtan itibaren koşulsuz sevgiyi veriyor mu? Bu önemli Anne tarafından veya bakım veren tarafından koşulsuz sevgi var mı Çocuğun e, hatasıyla e, doğrusuyla e, ortaya çıkan ürününde, e, beğenilmeyen bir şey varsa e, onu çözümlemek üzere e, bir şeyler bir çözüm üretiyor mu aile? E, i̇letişimi kesmeden olumlu iletişime devam ettiriyor mu? Eee... ...başarılarında onu takdir ediyor mu? Ee, sen bizim çocuğumuzsun, seninle gurur duyuyoruz... ...çok güzel işler çıkarıyorsun, daha da iyilerini yapacaksın. Ee, birey olarak, manevi olarak da, fiziksel olarak da çocuğu bakıp e, büyütüyorlar mı? Bu çok çok önemli. Ee, yapıcı övgüler, aile tarafından e, yapıcı övgüler çok çok önemli... Ee, Çocukların seçim yapmasına izin vermek, e, kendi istedikleri şeyi e, dikte ettirmek yerine... E, ...risk almasına izin vererek ama makul riskler almasına, e, sonucunu kendi görmesine... ...sonucunu anne babalar bildiği şeyi e, yaptırmıyorlar çocuğa. Mesela aman düşmesin deyip çocuğu bebekken arkasından tutmak... E, tırmanacağı bir yere kendiliğinden anne babanın koyması aslında çocuğun orada e, keşfini imkansız hale getiriyor. Aynı şey ergenler için de geçerli. E, eğer e, bir spor e, oyununda oynamak istiyorsa veya resim yapmak istiyorsa senin ona ilgin yok. E, sen başaramazsın deyip çocuğun e, yeteneklerine kırmak, e, özgüveninde Negatif yönde etkileyecektir. Onun için destekleyici olmalı anne baba. Ee, övgü çok güzel ama e, belli e, ölçülerle e, övgüye e, çocuğa e, desteklemek lazım övgüyle koşulsuz sevgi her aşamada 70 e, yaşında da olsa çocuk koşulsuz sevgiyi vermek gerekli çünkü o sevgiyle güven ortamını çocuk hatırlıyor ve kendini daha iyi daha yetkin özgüveni yerinde hissediyor tehdit anne babalarda tehditi son dönemde çok fazla görüyoruz eğer böyle yaparsan senin bütün maddi kaynaklarını keserim veya eğer böyle yaparsan ee, şu e, okula gitmeni engelleyeceğim. Böyle olduğun zaman çocuğun özgüveni tamamen negatif yönde e, ilerliyor. Ee, özgüveni zedeleniyor. Ee, babana söylerim, eğer bunu yaparsam babana söylerim. Ee, böyle e, korkmadan e, oluşturulan bir ortamda güven ortamı oluyor. Korkuyla oluşturulan bir ortamda yalan. ...söyleme başlıyor. Onun için çocukla iletişimi bozmamak adına... E, ...çocukla devamlı olarak... ...doğru e, şeyleri... ...tehdit etmeden... E, ...sonuçlarını bildirerek... ...anne baba duyarlığında... ...devam etmesi gerekiyor. İletişim her zaman sağlıklı kalmalı. E, bir şeyleri başarma hissini... ...teşvik etmek... ...anne baba açısından... özgüvenin gelişmesi yönünde... E, ...çok... ...önemli. Hayat amacını belirlemesinde. Ee, örneğin... 3-5 e, yaşında bir kız çocuğu... E, ...giyinmek istiyor. E, şu elbiseyi giy deyip... ...kendi istediğinizi değil... E, ...iki üç tane seçenek yapıp... E, ...kendi neyi seçiyor ona bakmak. Aa çok güzel olmuş... ...sana çok yakıştı deyip... ...onu yüreklendirmek... özgüveninin o aşamadan itibaren... ...gelişmesini sağlıyor. Ergenlikte bu daha da e, şey... Ne kadar güzel olmuşsun oğlum. Güzel de yakıştırmışsın. Güzel giyinmişsin. Tertemiz. E, istersen birlikte gel bir çay içelim. Birlikte bir faaliyet yapmak. Gel beraber bir kitap okuyalım. Sen neleri yapıyorsun? Neleri okuyorsun? Bu bir e, hikaye kitabı olabilir. Ailenin kültürüne göre. Bir dua olabilir. E, birlikte paylaşılan, güzel hissettiren bir şey. E, bir tatlı olabilir. Ee, dışarıda bir hava almak olabilir, balkonda iki dakikalık bir hava almak, anne ile e, birlikte, baba ile birlikte bir faaliyet yapmak çocuğun ben varım, beni fark ediyorlar, e, beni önemsiyorlar e, düşüncesini ve arkasından gelen duyguları da e, çok rahat yaşayabilmesini sağlayacaktır. E, aileyle bir olabilmek. Güvenli bir ortam olduğunu bilmek. Zorlukta benim orada bir ailem var. Beni yetiştirenler var. Bu benim için önemli. Ben her şeyi mi? E, çocuk çocukta yerleştirecektir. E, son olarak e, bir kavramımızda mutluluk. Aslında mutlu olmak için e, çok neden arıyoruz... Ee, ...özgüven kavramının mutlulukla, e, dolayısıyla yaşam amacıyla da yakından ilişkili olduğu görülüyor. Ee, nasıl mutlulukla ilişkili? Yaşam amacını gerçekleştirdiği zaman insanlar... E, ...o e, keyif alma, e, iyi ki oldu denilen... E, ...ben bunu yaptım, başardım, daha iyi şeyler yapabilirim deyip de... ...huzurlu ve kendini tam hissettiği an... ...insan için çok çok önemli... ...gelişmesi için çok çok önemli... Ee, ...başka insanların onayına gerek duymadan... ...kendi içinde mutluluğu yaşadığı zaman... E, ...özgüvende gelişme sağlıyor... Ee, ...kendine yeterlilikte, öz yeterlilikte... ...yaşam amacını devam ettirmede... ...sağlıkta etkileniyor... ...çünkü e, kendini mutlu hissettiği zaman insan sağlığında da olumlu gelişmeler yaşanıyor bağışıklık e, kuvvetleniyor e, O nedenle özgüveni geliştirecek çocukta yapılan ergende yapılan katkılar Aslında çocuğumuzun sa fiziksel sağlığına da sadece ruhsal sağlık psikolojik sağlığına değil e, fiziksel sağlığına da etki ediyor ediyor Evet ee... Şöyle maddeler halinde sıralamak gerekirse bir iki hı hı. dakikamız var. Ee, mesela işte tehditten söz ettiniz, hı hı. mutluluktan söz ettiniz. Evet. Bunun gibi Bir şeyleri başarma hissini teşvik etmemiz gerekiyor çocuğun. Ee, sen yapabilirsin. Ee, bak çok güzel yapmıştın. Ee, mesela hı hı. ufak bir e, sandviç yaptı çocuğumuz evde. Aa şu eksik olmuş demeden çok güzel olmuş elinin güzelliği. Lezzeti de pek bir güzel olmuş. Görüntüsü de sen ne kadar güzel e, sunum yapmışın. Çok teşekkür ederiz. E, ben kızımın elinden, oğlumun elinden ilk defa böyle bir şey yiyorum. Çok mutlu oldum. Evet. Burada e, anneyi, babayı mutlu etme. Sevgiyle ama yapmacık olarak değil. Gerçekten içten gelerek e, beraber aynı sofra etrafında e, bir noktada buluşabilme çocuğu. ...kuvvetli hissettirecektir. Diğer taraftan e, çocuğun davranışlarını değerlendirme... E, ...onu e, karakterine saldırı yapmadan... E, ...sen böyle bir çocuksun, sen işte tembel bir çocuksun demek yerine... ...anladığım kadarıyla son sınavında birazcık daha az çalıştın. Senin iyi çalıştığın zaman başarılı olduğunu biliyorum. Gel bakalım nerelerde eksikliğin var? Sana yardımcı olabilmek için biz buradayız. Evet. Ee, bunu, çocuğu e, kendin birey olduğunu hissettirebilme, var olduğunu hissettirebilme, insan olarak var edebilme, yani onu e, destekleyebilme çok çok önemli. Anne baba birincil önemde daha sonra öğretmenler ve e, velilerin, anne babaların eğer öğretmenlerde bir problem varsa, e, çocuklara bir şiddet uyguluyorlarsa veya yanlış bir e, iş varsa göz ardı etmemesini... E, ...iletişim kurmalarını, sağlıklı iletişim kurarak çocukları için neleri daha iyi yapabilmek için... ...ortaklaşa, e, ortak davranma e, gerekliliğini öğretmenle de paylaşmalarını e, önemli e, belirtiyorum. Çünkü çok çok önemli. Çocuğun özgüveni e, okulda pekişiyor. Evet. Hocam teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. bilgiler için sağ olun, var olun. Ağzınıza sağlık. İnşallah e, dinleyicilerimiz de faydalanmışlardır bu İnşallah. güzel e, sohbetten. Değerli dinleyicilerim TGRT FM'de bir iletişim dünyamız programının daha sonundayız. Bendeniz Faruk Salt bu programı sunmaya çalıştım. kayıt ve montajlı arkadaşımız Recep Tayyip Mutlu yardımcı oldu. Bugün program misafirim klinik psikolog Şebnem Geylani Gündoğdu Hanım'dı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bir başka programda bir başka misafirimle sizlerle birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın efendim. İletişim dünyamız